Evet, tekrardan merhabalar. Ben ufak bir ara verdim. Su falan içtim. Takıldım Serkan'a falan laf söyledim. Geldim şimdi. Dik üçgendeyiz. Gerçekten yani önemli yerler vardır ama. Yani böyle can damarından bir tanesi dik üçgen. Pisagor bağıntısını şimdi özelleştiriyoruz sizinle beraber. Burada da yazdım ben. Yani kesinlikle ezberlenmez. Ben ezber sisteme karşı bir adamım. Onu yanlış anlaşılmasın. Ezberlenmez derken bilinmelidir manasında yani. Mutlak bilmek çok fayda sağlar bize. Şunları ezberlemeye gerek yok. Şuraya kadar bence bilin. Bu aslında 3, 4, 5'in katları zaten. Arkadaşlar özel üçgenlerde işte burası 3 ise örneğin burası 4 ise Pisagor bana burası 5 çıkıyor. Demişler ki o zaman bu denklemi kullanmadan hızlı bulmanın yolu bu. Yani denklemi kullanmadan bir tık daha hızlı bulacağız orada işlemimizi. 3, 4, 5 üçgenimiz var. 3, 4, 5'in katları 6, 8, 10 üçgenimiz var. 3, 4, 5'in katları 9, 12, 15 üçgenimiz var. Yine devam ediyor onları ezberlemeye. 5, 12, 13 üçgeni var. Çok önemli 5, 12, 13 üçgeni Pisagor'dan. 8, 15, 17 üçgeni var. 7, 24, 25 üçgeni var. En çok çıkanlar 3, 4, 5, 6, 8, 10 çok kullanacağız. Bir de 5, 12, 13'ü kullanacağız. 8, 10 bunlar kullanacağız ama çok çıkan olarak bakarsak bence onlar çıkıyor. Kesinlikle bilinmesi lazım. Onu asla söylüyorum. Bak çok hızlı bir bölüm mesela burada. Çok hızlı gidecek. O kadar konuştuk. Burada da Pisagor bağıntısı sorduk gördün mü? Hiçbir insanlık yok burada bende. Ben sana söyleyeyim. Ne olacak? Burada x kare eşittir 5'in karesi artı 10'un karesi oluyor. Buradan x kare eşittir 25, 125 oluyor. Burada ne yapacağız? Kök alacağız şöyle. Kökünü aldık. X eşittir. Bu 125 sayısı nasıl bir sayı? 25 çarpı 5 oluyor. O da kaç yaptı yani? 5 kök 5 geliyor. 5 kök 5 oldu. Belki aklınızda kalır. Özel üçgenlerde vardır. Bir üçgende şöyle bir durum var arkadaşlar. Şu kenarlar arasında bu a ise bu 2a ise burası a kök 5 oluyor. Aklınızda kalırsa eğer. Arada verelim böyle şeyler. Bakın dik üçgende biri kenarlar dik kenarlar arasında 1'e 2 oranı varsa a 2a ise burası a kök 5 oluyor. Bilginiz olsun yani bu bilgiyi de verelim. Devam. Evet 3 4 5 şakası yapmayın son şakamız olur. Sakın 3 4 5 şöyle 3 4 5 olacak yani öyle 3 4 5 değil. Burada 4'ün karesi eşittir diyeceksiniz. X kare artı evet 3'ün karesine elimiz iyice bir alışsın. 16 eşittir x kare artı kaç oluyor? 9. 9 buraya eksi geçerse de 7 eşittir ne oluyor? X kare olmuş oluyor. Burada da biz bunun kökünü alacağız. Ne oldu yani? Kök 7 eşittir ne oldu yani? X gelmiş oldu. Cevap denizi çıkar. Devam ediyoruz. İşte burada yapacak iki üçgen yok bir kere. Dörtgen bu ama bakın dik açılar var. O zaman D'den B'ye bir tane doğru çizerseniz bu bir hipotenüs olur. Oradan bulursanız çok basıyor. Bak şimdi neydi kuralımız? Mesela çok kullanmadığımız ama vermiştik. 7, 24, 25 üçgeni var. 7, 24, 25. Pisagor'la çok zorlanırız. Bak 7 varsa 24. Burada kaç olacak? 25 olacak. Şimdi alttaki üçgene bakıyoruz. X'i bulmak için. X var, 15 var, 25 var. Eğer sen burada getirip Pisagor bağıntısı kullanırsan yine zor olur. Bakın 15, 25 varsa mutlaka orada 3, 4, 5'in katları vardır. Bakın bu ifade bu 3'ün 5 katı. Bu kenar evet. Burada bazen gidiyor ya. Bu kenar 5'in 5 katı. O zaman bu kenarda 4'ün 5 katı olacak. Bakın 3, 4, 5'in katları olan bir üçgenden bahsediyor. 3'ün 5 katı var. 5'in 5 katı var. O zaman 4'ün 5 katı olacak. Yani 4 kere 5'ten cevap kaç gelmiş olacak? 20 gelmiş olacak. Burada işlem yapmayacağız. Özel üçgenlere girecek. Dikkat et. 7, 24, 25 ile başlamış oldum. Devam ediyorum. Ne vardı burada? 8 var, 10 var. Ne 8, 10 üçgeni vardı? Çok kullanılır. 6, 8, 10 üçgeni var. X burada kaç olacak? 6. X'i buldum. Y'yi nasıl bulacağım? Bakın burası 8. A, B kenarı. Bu kısım 15. Neydi üçgen? 8, 15, 17. Bak bunları bilmek lazım. 8, 15, bu da 17 olacak. X'i de buldum, Y'yi de buldum. X'i kaç buldum? 6 buldum. Y'yi kaç buldum? 17 bulmuş oldum. X'i 6 buldum, Y'yi 17 buldum. Bu ikisini toplarsam da cevap kaç gelmiş olacak? 23 mü gelecek? Değil mi? Evet 23 gelmiş olacak. Cevap Adana çıkar. Evet dik üçgenden bir bölüm daha var. Dik üçgen 1 değil mi Serkan bu? Burası neydi? Dik üçgen 1 miydi? Evet bir bölüm daha çözeceğiz. Dik üçgen önemli çünkü gerçekten. Ve bunu ilerleyen süreçlerde mutlaka alanda, dikdörtgenle, karede hepsinde kullanacağız. Bilginiz olsun. Ne diyoruz? Evde yalnız kalmayın. Ben de kalın. Kitapların fotokopi almayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.